Günaydın değerli izleyenler. Bugün 23 Ağustos Cuma. Ben Zeynep Erataman. Bloomberg HT'de ilk söz başlıyor. Jackson Hole Sempozyumu Amerika'nın Wyoming eyaletinin Jackson Hole kasabasında dün başladı. Kansas City Fed'in her yıl düzenlediği sempozyumda özellikle Fed Başkanı Jerome Powell'ın vereceği mesajlar merakla bekleniyor. 24 Ağustos'a kadar sürecek sempozyumun bu yılki teması para politikası etkinliğinin ve iletiminin yeniden değerlendirilmesi. Dünyanın önde gelen merkez bankalarının yetkililerini buluşturan etkinliğe Türkiye'den de Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan katılıyor. Temmuz ayında yılın en düşük seviyesine gerileyen tüketici güveni Ağustos'ta toparlanma gösterdi. TÜİK ve Merkez Bankası'nın birlikte hazırladığı ve TÜİK'in açıkladığı endeks Ağustos'ta aylık %0,6 artışla 76,4 oldu. Endeksin detaylarında hem mevcut durum hem de mevcut dönemde hem de gelecek 12 aylık dönemde maddi durum beklentisine ilişkin artışlar dikkat çekti. Merkez Bankası rezervleri geçen hafta yükselişe geçerek rekor seviyelere tekrar yaklaştı. 16 Ağustos haftasında brüt rezervler 150,2 milyar dolardan 152,9 milyar dolara çıktı. Brüt rezervler de Temmuz ayında 154 milyar doları aşarak rekor görülmüştü. Swap hariç net rezervler 24,6 milyar dolardan 25,7 milyar dolara yükseldi. Ham çelik üretimi küresel bazda düşerken Türkiye'de artış kaydetti. Küresel ham çelik üretimi Temmuz'da yıllık %4,7 azalışla 152,8 milyon tona düştü. Aynı dönemde Türkiye'nin üretimi ise yıllık %4 artışla 3,1 milyon tona çıktı. Türkiye 5 yıllarının ardından Avrupa Birliği gayri resmi Dışişleri Bakanları toplantısına davet edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın toplantıya katılmak için Brüksel'e gideceği açıklandı. Gimlik toplantısı olarak bilinen etkinlik Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının güncel uluslararası konularda serbestçe görüş alışverişinde bulunmaları için gayri resmi bir ortam sağlıyor. Borsa İstanbul Yüz Ana Endeksi dün %0,17'lik artışla 9.921 puanda kapanış gördük. 16 puan kadar düşen borsada 84,6 milyar TL'lik işlem hacmi vardı. 16 puan kadar yükselen diyelim. Bu arada endeks kırılımlarına bakıldığında bankalar %1,42, holdingler %0,42 yükseldi. En çok kazanan tarafta %3,80 ile madencilik, en çok kaybeden tarafta ise %3,40 ile iletişim sektör endeksi yer aldı. Gün sonunda endeks %48 hisse artıda, 49 hisse ekside, 3 hisse ise yatay performanstaydı. Yapı Kredi, BİM, Enka İnşaat, Koza Altın, İş Bankası, C hissesi puan bazlı en büyük katkıları endekse sunarken baskılar tarafında ilk 5'i turladığımızda Turkcell, Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Tüpraş ve Türk Telekom karşımıza çıktı. Dün yerlinin döviz tevdiat hesabında pariteden arındırdığımızda gerçek kişilerde 501 milyon dolarlık bir artış, tüzel kişilerde ise 304 milyon dolarlık bir düşüş vardı. Bu arada Merkez Bankası da dün mevduat ve buradaki TL yabancı para kompozisyonuyla ilgili merkezin güncesinden bir makale yayımladı. Buradaki detaylı analizde de TL'nin tasarruf tercihlerinde devam ettiği, öne çıktığı başlığı dikkat çekti. Yabancı bir önceki hafta devlet iç borçlanma senetlerinde 1,44 milyar dolarlık alıma giderken hisse senedinde 298 milyon dolarlık çıkıştaydı. Bununla birlikte merkezin net rezervleri de 46,9 milyar dolardan 47,8 milyar dolara çıktı. Kur korumalı mevduatta erime devam ediyor. 55,2 milyar dolarlık azalışla yekün 1,66 trilyon TL seviyesine geldi. Bakan Işıkhan'dan bir açıklama vardı. İş yeri denetlemelerinde Ocak-Temmuz döneminde 1,7 milyar TL idari para cezası kesildiğine işaret etti. Tahvil tarafında bu hafta borçlanmaları gördük. Ardından dün gösterge bileşik 12 bas puan düşüşle 42,13, 10 yıllık kağıtta bileşik getiri ise 17 bas puan düşüşle 28,36 seviyesinde kapanış yaptı. Kurlara döndüğümüzde Jackson Hole Sempozyumu öncesinde 13 ayın en düşüğünden toparlanan bir dolar endeksi söz konusu oldu. Dolar TL tarafına geldiğimizde karşımıza çıkan seviye az sonra ekranımıza gelecek ama Euro dolar 1.11.27 seviyesinde. Bu arada onu da hemen aktaralım. Hemen şöyle Bloomberg HT uygulamasını da açalım. Oradan kurları canlı verelim. 33.96.21'de dolar TL kurunun yansıdığını görüyoruz. Euro TL tarafında 37.88.59 ekranımıza geldi. 1.11.20'lerde
değerlerde dediğimiz gibi bir euro dolar paritesi söz konusu oldu. Euro dolarda 1.1173 ile çarşamba günü Temmuz 2023'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördüğümüzü hatırlatalım. Sterlin tarafına geldiğimizde dün bu arada İngiltere'de açıklanan Birleşik PMI verisinde gördüğümüz seviyeler arttı ve maliyet baskıları 3 yılın en düşüğüne geldi. Sterlin dolar 1.30-1.30 seviyesine kadar yükselmişti. 13 ayın en yükseğini dolara karşı gördü. Bu sabahki yine işlemlere döndüğümüzde sterlin dolarda da 1.31-1.06 benim ekranımda görünen seviye diyelim. Dolar endeksi ise 101.35'te ekranlarımıza yansıdı. Buradan Avrupa tarafına geldiğimizde Stoxx 600 dün Jackson Hole'u beklerken 1.003 kadar artıyla günü kapattı. Perakende hisseleri %1,22 yükselişte bu hareketi önderlik ederken madencilik hisselerinde 1,07'lik düşüş vardı. Dün gelen verilere bakıldığında PMI'lar etkiliydi dedik. Euro bölgesinde PMI verisi bileşik 51,2 ile olimpiyat etkisini ekonomide hissettirdi ve 3 ayın en iyisinde geldi. Ama imalat tarafında daralma sürüyor. Tabii hizmetin dopingi var burada daha çok. İmalat Euro bölgesinde 45,6, Almanya'da ise 42,1 ile beklenti altında ve daralma bölgesinde gelmeye devam ediyor. Bu ortamda dün gelen bilançolarda Swissre beğenildi rakamlarıyla. %4,5 kadar primli bir hisse senedi performansına imza attı. Avrupa Merkez Bankası'nın son toplantısına ilişkin dün tutanaklar açıklandı. Temmuz'da üyeler faiz indirimiyle ilgili aceleci olmak istemedi ama Eylül'e sıcak bakıyor şeklinde bir başlık burada ortaya çıktı. Avrupa Merkez Bankası yetkililerinden Kazaks dün konuştuğunda ise Eylül'de faiz indirimine son derece açık olduğu mesajıyla dikkat çekti. Dün takip ettiğimiz ana Avrupa borsalarında FTSE 100'de Londra'da yükseliş, yine Fransa'da Almanya'da ZetraDAX'ta yükseliş vardı. Fransa'da CAC 40 ve İtalya'da FTSE MIB endeksleri ise günü kırmızılarda kapattı. Detayları için Londra'ya gidelim. Avrupa piyasa analistimiz Ceren Dilekçi Köseoğlu'nun notlarına kulak verelim. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Gözler Euro bölgesinden gelen Ağustos ayı öncü PMI verilerindeydi ve Euro bölgesinde Birleşik PMI Ağustos ayında beklentilerden güçlü gerçekleşti. Özel sektör aktivitesi 3 ayın en yüksek seviyesine tırmandı. 51.2 seviyesine yükseldi Birleşik PMI. Beklenti 50,1 seviyesine gerçekleşmesi yönündeydi. Tabii aslında bu güçlü artışın temel nedeni Paris Olimpiyatları'nın katkısı oldu. Fransa'dan gelen güçlü PMI verileri aslında veriyi yukarıya taşıyan temel unsur oldu diyebiliriz. Hizmetler sektörü aktivitesi 4 ayın en yüksek seviyesine tırmanırken imalat tarafında düşüş derinleşti. Almanya tarafına baktığımız zaman özellikle Almanya'da imalat PMI'da zayıflığın daha da derinleştiğini gördük biz Ağustos ayında. Almanya'da imalat PMI 42.1 seviyesine geriledi. Hizmetler aktivitesi de 5 ayın en düşük değerini aldı. Yeni siparişler düşmeye devam ediyor Almanya'da. İhracat tarafı zayıf olmaya devam ediyor. Fabrikalar satış fiyatlarını artırmaya başladılar. Tabii önümüzdeki döneme dair yakın vadede Almanya ekonomisi bir toparlanma beklentisi yok. Avrupa Merkez Bankası'ndan beklentilere baktığımız zaman Avrupa Merkez Bankası Temmuz ayı toplantı tutanaklarını yayınladı ve Eylül ayı toplantısına yeşil ışık yaktı faiz indirimi için. Eylül ayının yeniden değerlendirmek için para politikası kısıtlamalarını uygun bir zaman olduğuna dikkat çekti. 25 bas puanlık faiz indirimine gitmesine Avrupa Merkez Bankası'nın Eylül toplantısında kesin gözle bakılıyor. Aynı zamanda Euro bölgesinde ücret artış hızının yavaşlaması da 25 bas puanlık faiz indirim beklentilerini haklı çıkardı. İkinci çeyrekte müzakere edilen ücretler bir yıl öncesine kıyasla Euro bölgesinde %3.6'lık bir artış gösterdi. Bir önceki dönem %4.7'lik artıştan daha düşük olması pozitif olarak okundu. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu. Ve dün Amerika kapanışında Dow Jones Sanayi Endeksi %0,43, S&P 500 %0,89, Nasdaq ise %1,67 değer kaybıyla günü noktaladı. Nvidia ve Intel gibi büyük teknoloji devlerine satış gelmesi piyasa üstünde etkili oldu. Yerel Fed başkanları dün konuştu. Boston Fed Başkanı Collins konuştuğunda enflasyonda önemli gerilemeler görüldüğünü, istihdamda ise hedefleri daha dengeli gördüğünü söylemekle yetindi. Philadelphia Fed Başkanı Harker konuştu. Faiz indiriminde yavaş ve metodolojiye uygun
bir yaklaşım güdülmesi gerektiğinden yana konuşması vardı. Kansas City Fed Başkanı Schmidt gene dün konuştuğunda faiz indirimleri öncesinde daha çok veri görmek istediğini söyledi ve borsa vadeleri de Amerika'da %0,53'e varan artılarla ekranımıza yansıdı. Dünkü makro veri ajandasında haftalık işsizlik maaşı başvuruları 232 binle piyasa beklentisine paralel gerçekleşirken ikinci el konut satışları Temmuz'da yıllık %1,3 arttı. Bu da yine piyasa beklentisine paraleldi. İmalat PMI verisi ise Ağustos'ta 48 değerini alarak bu yılın en düşük seviyelerinde karşımıza çıktı. Şirket haberleri tarafında Peloton Interactive bilançosu beğenince %35 kadar yükseldi. Kapanış sonrasında ise GM Cruise'la yıllarca sürecek bir işbirliğine imza atan Uber'in hissesinde %3 kadar düşüş görüldü. Kapanıştan sonra bir de faize gidelim. Amerika'da dün tahvil tarafında 5 bas puan kadar artan bir 10 yıllık kağıt performansı görmüştük. Bugün ise Jackson Hole öncesinde, daha doğrusu Powell konuşması öncesinde düşüşler var. 3.84'te 10 yıllıkta alıcılı seyir devam ederken 2 yıllıkta 3.98'de işlemler sürmekte. Hal böyleyken emtiaya geldiğimizde Amerika'da tahvil faizleri törpülenirken altına da biraz faydası oldu. 2493 doların üzerinde bir altın fiyatı var. Bu hafta gördüğümüz çarşamba günkü 2531 dolarlık rekor sonrası altın fiyatında geri çekilmeler söz konusu olmuştu. Petrol de bu haftayı kırmızılarda kapatmaya hazırlansa da bugün en azından artılarda. Amerikan tipi ham petrol 73 doların üzerinde, Brent petrol de 77 dolar 26 sentte işlemler devam ediyor. Suudi Arabistan'ın petrol ihracatı gelirlerinde 3 yılın en düşüğü kaydedilirken Çin'de talep geçen yıla kıyasla ilk yıl rakamlarında günde sadece 200 bin varil kadar arttı. Ortalamalar 600 bin varil civarına işaret ediyor. Onun da notunu düşelim ve buradan kripto para evrenine uzanalım. Bir piyasa değeri açısından en büyük Bitcoin'de bu sabah geldiğimiz seviyeler 60.600 dolar sınırına işaret ederken piyasa değeri açısından ikinci büyük Ethereum'da da 2.637,5 dolarda işlemler sürmekte. Asya piyasalarına geldiğimizde hafta başından beri Asya temsilcimiz Sadık Aymaz'ın da söylediği gibi parlamentoya hitaben Japonya Merkez Bankası Başkanı Ueda'nın bir konuşması söz konusu oldu. Aynı zamanda Japonya'da enflasyon verileri de geldi. Asya'da şu anda karma bir görüntü var. Detaylarını almak için Pekin'e gidelim ve Bloomberg HT Asya temsilcisi Sadık Aymaz'a kulak verelim. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Sadi, günaydın, hoş geldin yayınımıza diyelim. Hemen soralım, karma bir görüntü var. Acaba Japonya'da açıklanan enflasyon veya Japonya Merkez Bankası Başkanı Ueda'nın konuşmasının herhangi bir etkisi oldu mu sence piyasalar üzerinde? Yoksa tamamen Jackson Hole öncesi bir performans mı takip ediyoruz? Zeynep, merhabalar, iyi yayınlar dilerim öncelikle. Tabii zor bir soru sordun ama tabii şahsi düşüncemi söyleyeceğim. Bir taraftan Jackson Hole ihtiyacı var. Amerikan kapanışlarından da gördük. Ueda'nın konuşmasından önce Asya piyasalarının açılışında da bir satış baskısı vardı. Dolayısıyla ben büyük payı Jackson Hole ihtiyadına biçerim. Ama tabii ki piyasalar özellikle Asya'da Ueda'ya kilitlenmiş durumda. Parlamentoda sunum yaptı. Bitti mi bilmiyorum Zeynep ama önemli de şeyler söylüyor. Şimdi bir defa faiz artırmaya devam edecekler Zeynep. Bunu söyleyeyim. Yani Ueda da açık açık söyledi. Eğer fiyat hareketleri ve ekonomik koşullar uygun olursa biz arttırmaya devam edeceğiz dedi. Mevcut faiz oranlarını çok düşük olarak niteledi Zeynep. Bu da bana sorarsan çok önemli. Neutral rate'den bahsetti. Neutral rate tutanaklarda %1 olarak konuşulmuş Zeynep. Bunu da belirteyim. Bu kısım çok önemli çünkü borç nereye kadar gidebilir sorusunun cevabını aslında bu neutral rate veriyor. Dolayısıyla 10'ar bas puan, 15'er bas puan arttırmaya devam ederlerse kabaca 1-1,5 sene içerisinde %1'e varabilirler. Tabii biliyorsun bir önceki defada 10 bas puan beklenirken daha hızlı başlamayı tercih etmişlerdi. 15 bas puan yapmışlardı. Mevcut seviyeyi bilmeyenler olabilir 0.25. Tabii bir taraftan da Ağustos ayındaki o karışık Ağustos başındaki karışıklığa dikkat çekti. Orada Zeynep şunu söyledi, daha ilginç. Bizden kaynaklanmadı, Amerikan ekonomisine ilişkin resesyon kaygılarından kaynaklandı. Uluslararası çapta gördüğümüz o volatilite dedi. Bir de şunu söyledi Zeynep, hala stabilize olmadı piyasalar. Bana kalırsa bu da çok önemli çünkü hala stabilize olmadı. Demek aslında evet biz arttıracağız ama acele etmeyeceğiz demek istiyor. Dolayısıyla piyasalar bu açıdan gördüğünü nitekim de şöyle hemen bakıyorum Zeynep,
Nikkei 225 eksiydi. Hatta bir yarım saat, bir saat kadar önce eksiydi ama şu an ben ekranımda %0,2 yukarıda görüyorum. Hatta Shenzhen'de ve Şangay'da da öğle seansına doğru alımlar geldi Zeynep. Onlar da yeşilde kapattılar. Sabah tekrar belirtmek isterim. Açılışlarla birlikte bir satış baskısı oluşmuştu. Neredeyse bütün borsalarda negatif seyir vardı. Diğer taraftan tabii Hong Kong ve Tayvan'da da satış daha var Zeynep. Hong Kong'da özellikle de Çinli büyük teknoloji hisselerinin şirketlerinin bilançoları geliyor. O bilançolara baktığımızda örneğin JD.com'du ama dün Baidu geldi. Cirosu aslında en azından Bloomberg Terminal konsensüsünün üstündeydi ama tabii büyümekte, ciro büyütmekte, gelir büyütmekte zorlanıyor. Dolayısıyla bilançosu bu açıdan bir takım soru işaretlerine yol açtı. Ve akşamdan itibaren %4'ü aşan bir takım kayıplar görüyor. Bu da tabii ki genel olarak Hong Kong'da teknoloji endeksine yansıyor Zeynep. Bir de az önce bir haber ilişmişti gözüme Zeynep. Onu da hemen aktarayım. Çin biliyorsun yenilebilir enerji hedefleri vardı. 2030'da biz şu kadar yapacağız, bu kadar yapacağız diyorlardı ama o hedeflere bu sene 6 sene önceden erişmişler diyeyim. Sözü tekrar sana bırakayım. Bloomberg Etti Asya temsilcisi Sadık Kaymaz, çok teşekkürler aktardığın tüm notlar için. Bir sonraki buluşmamız saat 8 sularında olacak. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu. Ve bu arada ekranımıza Japonya'dan son dakikalarda yansıyor. Japonya Merkez Bankası Başkanı Ueda'nın parlamento konuşmasına ilişkin ekonomik veriler beklendiği gibi gelirse yine faizle ilgili yukarı yönlü hareket olabileceğini işaret eden haber var. Bir de enflasyon verileri geldi. Az önce de Sadi Kaymaz'ın da aktardığı gibi özellikle bizim anladığımız anlamdaki çekirdek enflasyon tarafı Eylül 2022'den bu yana en düşükte açıklandı Japonya'da. Ve buradan dönüyoruz Sadi Kaymaz'ın bıraktığı yerden her sabah olduğu gibi dış basın turumuza. Bu sabah ilk durağımız Wall Street Journal'ın ekonomi sayfası olarak karşımıza geldi. Hemen oradan detaylarla biz de turumuza başlayalım. Wall Street Journal'ın bugünkü ekonomi sayfasına geldiğimizde de Japonya Merkez Bankası Başkanı Ueda'nın yine faizlerle ilgili artırımların sürebileceğine ilişkin duruşu dikkat çekiyor. Politikacılar bu sene sırtını ekonomiye döndü demişler. Özellikle vergiler, bütçe açıkları, fiyat kontrolleri ve gümrük vergileri konusunda ekonomistler uyarılarda bulunsa da hem Trump'ın hem Biden'ın hem de Kamala Harris'in ortaya koyduğu planlarda bunlardan en azından birkaçını görmek mümkün oldu diyorlar Amerika'da başkanlık seçimlerini geri sayarken. İngiltere'de tüketici bu arada ekonomiyle ilgili hala şüphelere sahip. Eskisine göre biraz daha az karamsar olsa da yine de ekonomik aktiviteyle ilgili belirsizlikler özellikle yaz harcamalarını gölgede bıraktı demişler. Japonya'da tüketici fiyatları az önce dediğimiz gibi açıklandı ve Japonya Merkez Bankası'nın hedefi olan %2 seviyesinin üzerinde bir seyirle Temmuz ayında karşımıza çıktı. Amerika'da ekonomi bir miktar yavaş da küresel ekonomide dirençli seyir devam ediyor. Detayını da yine Wall Street Journal'ın ekonomi sayfasından aktarmak mümkün. Amerika'da konut fiyat satışlarında Temmuz'da hafif bir yükseliş görülse de fiyatlar rekora yakın kalmaya devam ediyor demişler. Aynı zamanda yine Wall Street Journal'ın bugünkü ekonomi sayfasında. Bloomberg'e geldiğimizde bugün Jackson Hole'da dediğimiz gibi Fed Başkanı Powell'ın konuşması söz konusu olacak. Buradan neler beklemek lazım? Jackson Hole'un aslında ajandası ile ilgili bir haberle karşılaştık. Jackson Hole, Wyoming'de her yıl Kansas City Fed'in düzenlediği sempozyumda Powell'ın konuşması New York saatiyle sabah 10'da gerçekleşecek. Burada özellikle faiz indirimleriyle ilgili ne sıklıkta olacak, zamanlaması nasıl olacak, boyutu nasıl olacak, 25 bas puan mı, 50 bas puan mı, bununla ilgili verilebilecek her türlü sinyal önemli. Pek çok Fed yetkilisi katılıyor. Bunların içerisinde Atlanta Fed Başkanı Bostic, yine Philadelphia Fed Başkanı Harker, Chicago Fed Başkanı Goolsbee gibi isimler Bloomberg televizyonuna mülakat verecekler. Aynı zamanda İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'nin de bugün bir konuşması var. Öğleden sonra orada oranın saatiyle 3'e denk gelecek şekilde. Aynı zamanda yine Avrupa Merkez Bankası baş ekonomisti Philip Lane, Brezilya ve Norveç Merkez Bankası başkanlarının da bir oturumu söz konusu olacak. Yine bu sene Kansas City Fed'in düzenlediği sempozyuma katılan isimler arasında Portekiz, Finlandiya, Avusturya, Hollanda, Şili, Belçika, Kanada Merkez Bankası başkanları da var. Dünya Bankası'ndan yine katılım gerçekleşecek. IMF'den katılım var ve Beyaz Saray Ekonomi Danışmanları Konseyi Başkanı Bernstein'in de katılım olacağını görüyoruz bu toplantılara. Yine farklı farklı üniversitelerden çalışmalar da
Bu toplantılar çerçevesinde paylaşılacak sunumların içerisinde Brown Üniversitesi'nden enflasyonla ilgili, enflasyonun belirleyicileriyle ilgili bir çalışma var. Yine Stanford Üniversitesi'nden mali şokların para politikası üzerindeki etkileriyle ilgili bir sunum gerçekleşecek. Pek çok detay var. Yine Bloomberg.com'da okuyabilirsiniz diyelim ve buradan Los Angeles Times'a gidelim. Oraya döndüğümüzde Kamala Harris'in Ulusal Demokrat Kongresi'nde artık resmi olarak aday gösterilmesi, ismi açıklandı. Kabaca 16 gün sonra resmi aday olarak gösterilmesi ve bunu kabul konuşması söz konusu oldu. Kamala Harris burada daha çok birlik beraberlik mesajlarıyla öne çıktı. Donald Trump ciddi bir kişi değil ama Beyaz Saray'a tekrar gelmesinin çok ciddi sonuçları doğabilir. Bu risklere dikkat etmek lazım şeklinde konuşması vardı. Kamala Harris ilk siyahi ve aynı zamanda Hindistan kökenli ilk Amerikalı olarak da bu başkan adaylığını kabul etti ve bu anlamda tarih yazdı şeklinde detaylar da var. LA Times'a baktığımızda herkesi birleştiren bir başkan olmak konusunda yapmış olduğu konuşma dikkat çekiyor. Hem kendi partisi hem de Amerika'nın geneli için bu birleştirici, buluşturucu konuşmalar önemli. Yine göç politikası ile ilgili olarak tüm yetkinin kendisinde olmadığını hatırlattı Biden döneminde. Trump'ın bu konuda kişisel bir takım çıkışları olmuştu Kamala Harris'e karşı. Savcılığına ilişkin bir takım yine detayları paylaştı ve özellikle orta sınıfı Amerika'nın bel kemiği olarak tanımladı ve bu taraftan kendisini de geldiğini ve burayı güçlendirici politikalar güdeceğini de ifade etti bir kez daha. Ve buradan devam ediyoruz. Bloomberg Business Week Türkiye'nin yeni sayısı Cuma günü çıkıyor biliyorsunuz. Öncesinde biz size ufak ipuçları veriyoruz her Cuma sabahı. Bu dergide bizim dikkatimizi çeken neler var? Birkaç başlık paylaşacağız ama çok daha fazlası için tabii abone olmanız lazım. Bu haftanın kapağında ne var? Öncelikle oradan başlayalım. Kapak sayfasında dalgalı piyasada seyir rehberini ele almış arkadaşlarımız. Bir yatırımcı dalga boyu yüksek zamanlarda gemisini hangi portföy ve yol haritasıyla karaya yanaştırabilir? Bu sorunun yanıtını arıyor dergimiz. Kara pazartesinden alınması gereken dersleri, oynaklık dönemlerinde uygulanması gerekenleri uzmanlara sorduk. Genel kanı portföylerin çeşitlendirilmesi, kaldıraçlı işlem yapılmaması ve hedge pozisyonlarının alınması yönü oluştu diyor kapak sayfamızdan detaylar. Ve bir diğer başlığımıza geçtiğimizde karşımıza ana pazarda ilk defa bir şirketin konkordatoya girdiği haftayı ele alıyoruz. Megap konkordatosu ne anlatıyor? Konuyla ilgili Bekir Gürdamar'ın kaleminden yazıyı okuyabilirsiniz dergimizde. Megap hissesinde yaşanan süreç bireysel yatırımcıların neden tek başına finfluencer peşinden gitmemeleri gerektiğini gösteren iyi bir örnek. Ve bir diğer başlığa geldiğimizde ise olmayan kazanca enflasyon vergisi başlığıyla karşılaşıyoruz. Tahsin Akça'nın kaleminden haber özetle şöyle diyor. Yüksek enflasyonla yeniden gündeme gelen enflasyon muhasebesi geçici vergi dönemlerinde uygulanması ile birlikte daha kazanç oluşmadan ek vergiye çıkmasına neden oluyor. Örneğin 3,3 milyon TL enflasyon düzeltmesine tabi varlığı bulunan şirket kredide kullanıyorsa 94 bin lira ilave vergi çıkıyor. Mali müşavirler ve şirketlerin enflasyon muhasebesine itirazlarını 5 başlıkta topluyor Tahsin Akça'nın yazısı. Ve diğer bir sayfaya geçtiğimizde iş dünyası ve sendikaların orta vadeli programdan beklentilerini de Olcay Büyüktaş ele aldı dergide. Hükümetin 3 yıllık makro hedeflerini ve politikalarını ortaya koyan orta vadeli programdan iş dünyası adil bir vergi düzeni, finansmana kolay erişim, kalıcı düşük enflasyon dönemine ivedilikle ulaşılmasının sağlanmasını beklerken emek dünyası da öncelikle sosyal diyaloğun işletilmesi, gelirde ve vergide adaleti sağlayacak adımların atılmasını talep ediyor. Bir diğer başlıkta OECD ülkelerinin yarısı pandemi öncesinden daha az kazanıyor haberini Aydın Şahin Alp'in kaleminden dergimizde okuyabilirsiniz. OECD ülkelerinin yaklaşık yarısının pandemi öncesine göre daha az kazandığı ortaya çıktı. Enflasyona göre düzeltilmiş saatlik reel ücretler göz önüne alındığında Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Japonya, Avustralya ve birçok Avrupa ülkesindeki insanlar yaklaşık 4 yıl öncesine göre daha az paraya sahip. Peki bunun sebebi ne ve ücretlerdeki dengelenme ne zaman sağlanabilir? Türkiye bu tablonun neresinde? Hepsini ve daha fazlasını dergimizde okuyabilirsiniz diyerek diğer başlığımıza geçelim. İstanbul artık taşı toprağı maliyet şeklinde Semih Albayrak'ın kaleminden habere yansıdı dergimizde.
Kırsalda iş bulma sorunu, gelir düzeyini artırma isteği, büyük şehir imkanlarından faydalanmak için İstanbul'a göç eden vatandaşlar daha iyi yaşam koşulları, işsizlik sorunu ve güvenlik endişeleri nedeniyle İstanbul'u terk etmeye başladı. Ve aktaracağımız son başlıkta Amerika'da zincir marketler ürünlerle birlikte cirolarına kilit vurdu haberi var. CVS, Target ve diğer zincir marketler tuvalet malzemelerinden temizlik malzemelerine kadar her şeyi bariyerli rafların arkasına koydu. Ancak bu önlem neredeyse her yönden geri tepti diyor. Yurt dışındaki Bloomberg'den aldığımız haberde Amanda Mall'ın imzası var. Ve çok daha fazla başlık var. 60 küsur sayfalık bir dergi bu hafta yine sizlerle diyelim. Ve buradan geçelim piyasanın görüşüne. İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Turgay Ozaner dün para piyasaları ile ilgili yorumunu verdi Açıl Sezen'e. Paylaşalım detayları, ardından gazeteler. Hiç düşünmeden para piyasası fonu, yani kaç zamandır söylüyoruz, mevduata göre çok çok daha. Bir kere her şeyden önce gecelik faiz alıyorsunuz. Bu bir. İki, hızlı bir şekilde likide olabiliyorsunuz yani ve mevduattan şu anda daha iyi bir para, daha iyi bir getirisi var. Yani şey olarak bir getirisi var. Evet, mevduata ne zaman belki geçmek lazım? Eğer faiz indirim sürecini Merkez Bankası başlatacağını söylediği zaman, o zaman belki 3 aylık 6 aylık mevduata geçilebilir. Şu anda para piyasası fonunun avantajı daha fazla ama faiz indirimini eğer gördüğümüz zaman, o zaman işte dediğim gibi 3 veya 6 aylık mevduatı bu rakamlarla, 44'lerle, 46'larla almak daha mantıklı olabilir. Ama şu an için onu görmediğimiz için, Merkez Bankası'ndan o sinyali almadığımız için para piyasası fonunda kalmanın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Zaten şeyde baktığımızda çok ilginç. Geçen gün bir grafik gördüm. Mevduat, TL mevduatı böyle yatağa giderken para piyasası fonları bayağı patlamış yani. Çok ciddi büyümüşler yani. Bence doğru da yapıyor yatırımcı bu etapta. Çünkü bankalar mevduat almak istemiyorlar. Çünkü kredi vermekte zorlanıyorlar bu ciddi yüksek rakamlara. Mevduat vermek istemedikleri için de daha düşük bir mevduat faizini görüyoruz. Hatta bence Merkez Bankası bunu da istemiyor. Kaç kere de zorladı hatırlarsan. Ama sonuçta bankalar da ticari kurumlar. Dolayısıyla oradan bir zarar etmek istemiyorlar veya ciddi bir zarar etmek istemiyorlar. Dolayısıyla bu mevduat faizlerini düşük tutuyorlar. Ve gazetelerde tur atarak devam ediyoruz ilk söz programına. Habertürk.com'da Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Öncel'den açıklama var. Taklitte dünyada bir numarayız diyor. Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel ile Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Berke Eçten ve Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Ramazan Kaya hazır giyim ve ayakkabı sektöründeki sorunları anlatmak üzere bir basın toplantısı düzenledi. Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Berke Eçten taklit ürünlerin piyasadaki payının büyük boyutlara geldiği belirterek taklit üründe yıllık 200 milyon çiftten aşağı olmayan üretim var. Ciddi büyüme var. Laleli'de toptan ticaret yapan biri iflas etti. Sadece bu üreticinin piyasaya yarattığı zarar 800 milyon lira. Bakanlığımıza gelir lazımsa bu alanlara yönelmesinde fayda var dedi. Öncel şu anda taklit üründe dünyada bir numara olabiliriz diye düşünüyorum ifadelerini kullandı. Ekonomi Gazetesi'nin manşetinde ihracatta bas senaryoya aşağı yönlü revizyon haberiyle bugün karşılaştık. Yılın ilk yarısında performans ihracatta olumlu beklentileri tersine çevirdi. Çok sayıda sektörde yıl sonu hedeflerinin tutmayacağı görüşü ağırlık kazandı. Peki ihracatçı ne bekliyor? Dövizle enflasyon arasındaki makas 5 puanı aşmalı. Yerli üretimi bulunmayan girdide vergi yükü hafifletilmeli. Enerji maliyetleri rekabetçi seviyelerde tutulmalı. Finansman koşulları iyileştirilmeli. Bir diğer başlık içinde Hürriyet'e gidiyoruz. Ekonomi sayfasında makarnayı durum değil ekmek unundan üreten var. Durumdan fırsat çıkarıyorlar başlığı var. Dünya makarna üretiminde lider ülkelerden Türkiye'de durum krizi yaşanıyor. Bazı üreticilerin maliyet avantajı sağlamak için üretimde durum buğdayı yerine ekmeklik buğday kullandığı belirtildi. Söz konusu şirketlerin bundan %15-20 arasında fiyat avantajı sağladığını söyleyen sektör temsilcileri yaşanan bu durumun kaliteyi düşürdüğünü, tüketicileri yanılttığını ve haksız rekabetin yaşanmasına yol açtığını savunuyor. Arzu Kurum'un haberini Hürriyet'in ekonomi sayfasında bulabilirsiniz diyelim.
Sabah gazetesiyle turumuza devam edelim. Ekonomi finans sayfasında finans teknolojisi yatırımları girişimcileri umutlandırıyor haberiyle karşılaştık bu sabah. Timur Sırt'ın kalemi şöyle diyor. Finans teknolojisi yatırımları Temmuz 2024 raporuna göre fintech girişimleri dünya genelinde 195 anlaşma üzerinden toplam 5,3 milyar dolar yatırım aldı. Bir öncekiye göre anlaşma büyüklüğü %73 azalırken Türkiye'de ise arttı. Milliyet gazetesi turda bir sonraki durağımız olacak. Savunma sanayisi saha için hazır demişler. Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek ve 1200'ü aşkın firmanın katılacağı savunma sanayi fuarı Saha Expo'da 2 milyar dolara yakın iş hacmi bekleniyor. Saha İstanbul Genel Sekreteri Uça, Türkiye savunma sanayinin Şampiyonlar Ligi'nde olacak dedi. Haberin detaylarını Milliyet gazetesinde Hande Atılgan'ın kaleminden okuyabilirsiniz. Turda son durağımız her sabah olduğu gibi Cumhuriyet olacak. %25 sınırının kalkması rahatlatmadı. Eski kiracılara yönelik kira tespit davaları patladı. Evde kavga büyüyor demişler. TÜİK'in açıkladığı %65 enflasyon artışı uzun süredir oturan kiracılara yapılan zamda yetersiz kaldı. Bu kez de ev sahiplerinin konutu boşaltma talepleriyle davaları gündeme geldi diyor. Gayrimenkulün nabzı köşesinde Alican Polat'ın haberini Cumhuriyet'te okuyabilirsiniz. İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu hocamız her cuma sabahı olduğu gibi bizimle. Hocam günaydın, hoş geldiniz yayınımıza diyelim, hemen soralım. Şimdi bugün Jackson Hole'da Powell'ın konuşması var. Fed Başkanı Powell'ın konuşmasından acaba neler beklemek lazım? Piyasa elbette Eylül'e artık kesin gözüyle bakarken yılın geri kalanına da ilişkin kabaca 100 bas puan kadar bir faiz indirimini fiyatlara sokmuş durumda. Powell acaba bugün faiz indirimlerinin ne sıklıkta, hangi zamanlamada ve ne büyüklükte olacağı ile ilgili net mesaj verir mi? Yoksa bundan kaçınıp daha çok işte Kansas City Fed ne güzel Wyoming'de bize bir sempozyum düzenlemiş deyip işte diğer Merkez Bankası başkanlarıyla beraber işte yemek yiyip balık tutarak mı geçirir bugünleri, ne dersiniz? Günaydın, teşekkürler. Güzel son bölüm böyle bu toplantılardan gelen karelerde sık sık gördüğümüz bir manzara. O manzaralar geliyor, yine gelmeye devam eder herhalde ama özellikle bu ay başında küresel finansal piyasalarda yaşanan hani deprem diye nitelendirebileceğimiz o sert hareketin arkasından bence Jackson Hole'da başkanların bir arada olması önemli bir anlam da taşıyor. Ta G7 toplantılarına gidebiliriz 1970'lerin başında. Dünya Bretton Woods sisteminden çıktıktan sonra sadece merkez bankalarının başkanlarının imzaladığı paralarla kur sistemlerinin oluşmaya başladığı bir yapıya da gitmişti. Buradaki koordinasyon olmaması veya burada bir koordinasyonsuzluk olursa bunun ciddi sıkıntılara yol açabileceğinden hareketle de G7 toplantılarında para ve maliye politikalarının eş güdüm içinde olması ana tema olmuştu. Ara ara burada sıkıntılar olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz ayda aslında son aylarda birçok merkez bankası faiz indirimine giderken Japon Merkez Bankası'nın faiz artırımına gitmesi, yani o koordinasyonun tam sağlanamaması o yaşanan sorunun da bir nedeniydi. Bence bunun ne kadar büyük sıkıntılara yol açabileceğini gösteren de bir örnek oldu. O açıdan Jackson Hole'da bundan sonra hani merkez bankalarının, büyük merkez bankalarının en azından rezerv paraya sahip olanların çok ters yönde gitmemesi yönünde bir sinyal gelecektir. Ben bugün Powell'ın açıklamalarında bu ay yaşananların ve merkez bankalarının koordinasyonu önemli bir sinyal olacağını düşünüyorum. Ama tabii en önemlisi Amerikan ekonomisine ilişkin öngörüsü ve faizle ilgili nasıl sinyal vereceği olacak. Bu anlamda Eylül ayı ile ilintili piyasanın beklentisini terse çevirecek bir açıklama, bir sinyal olasılığı yok gibi denilebilir. O büyük bir güven sorunu yaratır. Bu kadar indirim sinyali verdikten sonra Fed ve Powell orada bir sıkıntı olmayacak. Ama ben yılın kalanındaki o 100 bas puan ya da üzerindeki indirim beklentisinin yine iyimser tarafta olduğunu düşünüyorum. Gerçi sizle de yayınlarda sık sık konuştuk, yani burada ben bu yıl hiç indirim olmamasını bile bekleyen taraftaydım. Ama Fed bu sinyali verdi. Şu anda da bu indirimin güçlü ve seri bir indirim serisi olmayacağını düşünüyorum. Yanılabilirim ama Amerikan ekonomisine baktığımızda yani Amerikan ekonomisinde bazı veriler
çok olumlu olmasa da ekonominin geneli açısından, büyüme açısından veriler genelde olumlu geliyor. Yani istihdam piyasasından mesela bu hafta yine işsizlik başvuruları öyle geldi. Konut sektöründeki hareketlenme böyle yeşil filizler denir. Amerikan ekonomisine ilişkin faizler yüksek olmasına rağmen böyle sinyaller verdi. İmalat sanayi çok çok hani güçlü görünmüyor her şeye rağmen. Ama büyüme oranı Amerika'nın genelde Powell'ı çok rahatsız edecek bir noktada değil diye düşünüyorum. O açıdan benim beklentim biraz piyasanın böyle çok seri ve güçlü faiz indirim beklentisine biraz set çekecek, daha şahin olarak algılanacak bir açıklama gelmesi yönünde. Yani Amerikan ekonomisi daha böyle güvercin diyebileceğimiz iyimser sinyaller verirken Fed'in burada şahin olma ihtimali daha fazla Powell'ın diye düşünüyorum. O yüzden benim beklentim genelde hem küresel ekonomiye ilişkin biraz ağırlık oraya da olabilir. Jackson Hole biraz da bütün merkez bankalarının koordinasyonuyla ilgili bir toplantıdır. Oraya da ağırlık vereceğini düşünüyorum. Ama Amerikan ekonomisine ilişkin ve faize ilişkin biraz daha şahin bir Fed beklemek bence daha doğru olur gibi düşünüyorum. Şimdi hocam az önce siz konuşurken biz de ekrana vermeye çalıştık. Bir yandan Atlanta Fed'in GDP Now uygulamasında %1.99'a kadar inmiş bir büyüme beklentisi var. Geçen hafta sizinle %2.9 civarı bir büyüme beklentisi Amerika için konuşmuştuk. New York Fed'in yine önümüzdeki 12'ye ilişkin Amerika'da resesyon potansiyeli ile ilgili fiyatlaması da %56'ya kadar çıkmış durumda, hesaplaması daha doğrusu. Şimdi buradan baktığımız zaman özellikle istihdamla ilgili 2009'dan beri görmediğimiz bir revizyon gördük biz bu hafta Amerika'dan. Mart ayına ilişkin yine gelen veride geriye dönük bir seneye baktığımızda 818 bin kişilik bir aşağı yönlü revizyon geldi. Şimdi orada da tartışma aslında bizimle benzer bir soru işareti. Acaba faizi uzun süre yüksek tutma riskiyle mi karşı karşıya Fed ve aynı zamanda faizi işte geç indirmesi mi daha riskli, erken indirmesi mi daha riskli? Biraz burayı da hani Merkez Bankası teorisine girecek biraz ama tam da Jackson Hole gününde aslında bunu da konuşmak lazım. Ne dersiniz hocam? Bu resmin, bu risklerin neresinde görüyorsunuz Amerika'yı ve sonra da bizi aslında onu da sormak istiyorum. Yani ben baktığım zaman evet doğru, bu bahsettiğimiz öncü göstergeler biraz hızlı oynaklık da gösteriyor ama mesela dün gelen veriler henüz bildiğim kadarıyla Atlanta Fed'de yok. O tekrar 2'nin üzerine çıkabilir gibi gözüküyor. Ama zaten OECD, IMF hepsine bakacak olursak Amerika'nın bu yıl 2,5, gelecek yıl 1,5-2 arası büyümesi bekleniyor. Yani Amerika'nın 2'nin altına inmesi beklentiler dahilinde. Yani bu sıkı para politikasının artık etkisini göstermesiyle. Bu anlamda hani Fed'in ya Amerika 1,5-1,0 yani bir resesyon sinyali verse o zaman geç kalındı. Fed'in uzun, çok uzun faizi yüksek tuttuğu söylenebilir. Ama ben şu anda hani O kanaatte değilim ama dediğim gibi bu tartışılabilecek bir konu. Zamanlama gerçekten önemli. Çünkü beklentiler eğer olumsuz, yani özellikle büyüme tarafında, ekonomideki yavaşlama tarafında belli noktaları aşarsa bu sefer onu geri döndürmek için daha hızlı adım atması gerekiyor. Yani merkez bankalarının reaktif değil, proaktif olması önemli. Eğer Amerikan ekonomisi büyümede çok sert aşağı gidiyorsa o zaman Merkez Bankası'nın evet geç kaldığını söylemek mümkün olabilir. Bir reaktif bir pozisyonda olursa ama ben şu anda öyle değil gibi geliyor. Bu açıdan baktığımızda tartışma doğru. O anlamda Merkez Bankası'nın yani piyasanın reaktif oluyorsa Merkez Bankası zamanlama konusunda bir yanlış yapıyor demektir. Proaktif oluyorsa doğru gidiyor demektir merkez bankacılığı açısından. Ben şu anda dengede gittiği kanaatindeyim. Yani çok proaktif olduğu da söylenemez ama çok reaktif olduğunu söylemek için de erken kanaatindeyim merkez bankasının. İki şey önemli. Zamanlama önemli ve zamanlar içinde tutarlı olmak önemli. Yani merkez bankası sürekli farklı sinyaller verip bir indireceğim, bir arttıracağım, bir iyi gidiyor, bir kötü gidiyor sinyalleri verirse bu da risklidir. Zamanlamayı kestirmek açısından sorunludur merkez bankacılığı açısından. Bir de dediğimiz gibi reaktif konumda kalıyorsa. Şu anda
sanki her ikisi açısından da ABD Merkez Bankası hani geçer not alır durumda ve hani çok fazla eleştiriyi bence hak etmiyor. Fakat tabii çok dinamik bir yapı var, seçim var, bazı dinamikleri göremiyoruz Amerika'da. O yüzden de ihtiyatlı konuşmakta fayda var elbette. Peki bizde durum nasıl hocam? Onu da konuşalım isterseniz. Beşinci toplantı pas geçildi. Bununla beraber metinden çıkan ifadelerde özellikle para politikasının kredilerdeki ve iç talepteki etkilerinin ifade eden maddede bir değişiklik olduğunu gördük. Burası daha çok bir risk olarak karşımıza çıkıyor artık ama bununla beraber acaba finansal koşullarda bir gevşeme olur mu diye Evren Kırıkoğlu'nun yine ekonomistin bir görüşü söz konusu oldu. Siz hocam metni nasıl okudunuz? %50'lik faiz tarafına baktığımızda Haluk Birimcekçi bu hafta bir hesaplama paylaştı. Bileşiğini aldığımızda çıkan %64.8, mevcut enflasyondan arındırdığımızda 1.9, beklenen enflasyondan arındırdığımızda 28 puanlık bir artıya işaret ediyor ki bu tarihi bir rekordur dedi. Bir yandan da işte reel sektörün bir miktar sesinin yükseldiği bir hafta içerisine girdik. O yüzden sormak istiyorum. Size göre bize baktığınızda enflasyonla mücadelede sıkı para politikası devam etmeli mi? Herhangi bir faiz indirimi gelirse prematüre mi olur? Reel sektörün de talepleri muhakkak ki reel faiz verdiğimiz ortamda biraz daha belirginleşti. Neler düşünüyorsunuz hocam bizim tarafa geçtiğimiz zaman? Şimdi öncelikle Merkez Bankası tarafına bakınca yani bu son toplantı ve oradan gelen karar metnine Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelede baktığı 3 unsur, TL'nin reel olarak değerlenmesi, iç talebin zayıflaması ve beklentilerin Merkez Bankası tahminlerine yakınsaması konusunda bir tane iyimser taraf, yani bu üç unsurdan bir tane daha iyimser tarafa transfer yaptığını görüyoruz. O da iç talebin zayıflaması konusunda Merkez Bankası'nın daha kendisine güvenin artması. Ki ben de katılıyorum, yani bu anlamda iç talepte zayıflamayı 2 aydır daha net görüyoruz. TL'nin reel değerlenmesi ve iç talepte zayıflama, Merkez Bankası'nın o üç unsurdan ikisi konusunda biraz daha iyimser tarafta olmasına yol açıyor. Bu Merkez Bankası'nı faiz indirimine hazırlıyor yorumunu yaptırabilir. Ama yine metinde olan, daha şahince olan hizmet sektörü fiyatlarındaki katılık ve beklentilerin yakınsamadaki tam da istenen noktada olmaması Merkez Bankası tahminlerine Merkez Bankası'nın kaygılarını arttırmış gibi gözüküyor. Yani o artan kaygı bence Merkez Bankası'nın faiz indirimi konusunda adım atmasını biraz daha geciktiriyor, geciktirecek. Ben Eylül'den itibaren bunun gündemde olabileceğini düşünüyordum. Ama şu anda yani birkaç ay öncesi, önce Eylül bu ihtimal azaldı. Bence bu haftaki toplantıdan sonra da Ekim ihtimali de azaldı gibi düşünüyorum. Ama bu metin ve Merkez Bankası'nın genel yaklaşımı, gelecek yıl 14 enflasyon bekleyen bir Merkez Bankası'nın bu sene sonunda son çeyrekte faiz indirimi konusu adım atması beklenmesi gereken bir durum. Kasım Aralık'ta bence böyle bir adım atabilir. Ama bu hizmet sektöründeki sorun ve beklentilerdeki sıkıntı Merkez Bankası'nın ufak adımlar atma yönünde bence bir politikaya yönlendirecek. Bunun ekonomide yansıması, yani faizler iniyor, ekonomi canlanacak yönünde bir beklenti veya sonuç getirmesi bence çok olası değil. Çünkü 50'den faizin 47'ye, 46'ya ya da 45'e inmesi, bunun aktarım mekanizması çok hissedilir bir değişimi bize getirmeyecek çok muhtemelen. O anlamda sembolik bir indirim ama çok hissedilmeyen bir indirim olasılığı olabilir. Bu beklenti tarafına gelince, reel faiz hesaplamasına gelince biraz durum karışık. Evet, teorik olarak şu anda Türkiye'de ciddi bir reel faiz var gözüküyor aslında. Piyasa katılımcıları anketine bakarsak, Merkez Bankası tahminlerine bakarsak. Fakat hanelerin enflasyon tahminlerine baktığımızda işte en son gelen rakamda %70'lerde bir... 71,5'tu evet. Hane beklentisi var. 50'nin üzerinde reel sektör beklentisi var. Bu taraftan bakarsak yani davranışları ekonomi üzerinde etkili olacak. Haneler tasarruf mu edecek, tüketecek mi, yoksa TL dışında bir yatırım aracına mı geçecek? Yani bu sorunun cevabını vermekte hanenin enflasyonu ne beklediği önemli. Reel sektörün fiyatlama davranışında enflasyonu ne beklediği önemli. O hani katılık diyoruz, fiyatları yönetmesi diyoruz.
Bence Merkez Bankası buradaki sıkıntıyı fazla görüyor. Yani reel faiz ama kimin için reel faiz? Yani eğer ekonominin üretici birimleri içinde bir reel faiz varsa bunun makro yansımaları farklı olur. Farklıysa ki öyle, makro yansımaları farklı olur. Bu da bir sıkıntı enflasyonla mücadelede başarı açısından. Bence bu durum, Merkez Bankası da bunun farkında, bunun başarıyı engelleyebileceğini de görüyor ki bence engeller. O anlamda ihtiyatlı olmaya devam edecek gibi gözüküyor şu anda. Son cümle şunu söyleyeyim. Bu beklentiyi iyileştirmek, hanelerin ve firmaların enflasyon beklentisini iyileştirmek sadece para politikasının işi değil. Bu maliye politikasının, yapısal reformların ve genel anlamda ekonomik, ekonomi dışı, ekonomide güveni arttırıcı ve sürdürülebilirlik konusunda ikna edici bir tablonun ortaya çıkmasıyla mümkün olabilir. Şimdi hocam diğer tarafta da dün Merkez'in güncesinde yeni bir blog yazısı çıktı. Tam da bu konuştuğumuz mevzu ile alakalı. Burada öne çıkan cümleler var. Yabancı para mevduat tutarındaki artış kur korumalı bakiyesinde hızlanan düşüşle uyumlu diyor Merkez Bankası. Ve diyor ki KKM'de 14 milyar dolarlık çözülmeye karşın yabancı para mevduat yalnızca 3,3 milyar dolarlık bir artış gösterdi. Tercihlerin daha çok TL tasarruflardan yana olduğunun yine altını çizmiş Merkez. Hatta diyor ki son 2 aylık dönemde toplam mevduat pastasının içerisindeki TL mevduatın payı %48,4'ten %51,8'e yükseldi. İlerleyen dönemde de yine enflasyonda yaşanacak düşüşün TL mevduat payındaki artışı destekleyeceğini söylemiş. Şimdi burası önemli hocam, çünkü bu hafta mesela Goldman Sachs'tan bir değerlendirme gördük. Diyorlar ki eğer dolarizasyonda bir tersine dönüş olursa, yani tekrar dolarizasyonuna gidilirse, o zaman faiz indirimleri de gecikebilir Türkiye'de. Çünkü tekrar enflasyonist bir kur baskısı gündeme gelebilir. Burayla ilgili neler düşünüyorsunuz diye merak ediyorum hocam. Mevduat pastasında TL'nin payı artmaya devam eder mi? Devam etmesi için dediğiniz gibi 71,5'luk bir enflasyon beklentisi olan hane halkı ne kadarlık bir mevduat faizi görmek ister sizce? Şimdi doğru, rakamlara baktığımızda bu net bir şekilde gözüküyor. Yani biz bunu KKM'nin bozulmasından, çözülmesinden bugüne kadar aldığımızda bunu gördük. Zaten döviz tevdiat hesaplarındaki birçok müşteri de, yani DTH'larını aslında bozarak TL'nin o daha cazip faizine geçme yönünde kararlar aldı. Anekdotal olarak izlediğimiz şuydu. Yani hiç dövizimi bozmam diyen bazı müşteriler bile aslında bankalarda, finans sisteminde diyelim, DTH hesaplarından çıkıp ya da KKM'den çıktıktan sonra TL'ye yöneldiler. Ama tabii bu bir eğilim. Faizin bu hızlı yükselişinin işte 60'lara, 65'lere falan çıktığı dönemin ve KKM'den çözülmenin ilk başta TL'nin faizini çok cazip tutmasıyla da alakalı olduğunu görüyoruz. Son dönemlere bakmak ve bundan sonrasına bakmak daha doğru. Yani diye düşünüyorum. Geçmişe bakarak bu veride geleceği tahmin etmek çok kolay olmayabilir. Çünkü Türkiye'de dolarizasyon enflasyon ve enflasyon beklentileri çok alakalı. Enflasyon beklentilerinin bu kadar yüksek olduğu bir yerde ve biraz da finansal okuryazarlığı yükselen bu döviz tevdiat hesabı sahipleri ya da biraz bu anlamda birikimi daha yüksek olan kesimlerin çok hızlı dövize geçme potansiyelini unutmamak gerekiyor. Yani o bir tuşla, bir kararla, bir telefonla yapılabilecek bir iş. O açıdan doğru. Böyle bir eğilim var ama bundan sonra bence belki son 3-4 haftalık ortalamalara bakarak ve bunu sürekli izleyerek acaba bu eğilim nasıl gidiyor, buna bakmakta fayda olabilir. Bu açıdan orası da esnekliği olan, katılığı olmayan bir yapıda gidiyor. Yani Türkiye'de döviz ve TL'de çok hızlı geçişler oluyor. TL'nin payı işte 40'a düşüyor, 50'ye çıkıyor, 60'a çıkabilir, 50'ye inebilir. Çok esnek ve biraz da trader, dealer, yani bir profesyonel bir fon yöneticisi gibi Türkiye'de döviz tevdiat hesabı sahiplerinin pozisyon değiştirme esnekliğinde bir artış var gibi de geliyor bana. KKM çözüldü, orada bir geri dönüş çok olmaz ama KKM'de de bundan sonra iniş yavaşlayabilir. DTH hesaplarında da ben zaten son haftalarda görüyoruz, çok güçlü çözülüşler değil, hafif hafif artışlar görebiliyoruz. Bu anlamda faizin ne olduğu, enflasyon beklentilerini nasıl seyrettiği, döviz tevdiat hesapları ve
bu TL'nin toplam döviz, toplam mevduat içinde TL'nin payının ne olduğunu belirlemede etkili olacak. Kritik nokta bence hanelerin ve firmaların enflasyon beklentileri yüksek olduğu için bu aşamadan sonra özellikle mevduatta veya TL getirilerde hızlı düşüş olursa, ki Merkez Bankası bence buna izin verecek, bir adım atmayacak. Yani kendi faiz indirimini sınırlı yapacak ve TL likiditeyi çekmeye çalışacak. O tabloya baktığımızda hala Türk lirası faizler kısmen cazip olabilir, ama ben böyle bu çalışmada, bu bloktaki çalışmada olduğu gibi aynı yönde, aynı güçte bir dedolarizasyon, dövizden çıkış olabileceğini şu aşamada en azından çok düşünmüyorum. Yine de merkezin en azından bilgilendirme yapması, iletişim kurması açısından nasıl görüyorsunuz hocam bu tip makale paylaşımlarını? Son dönem içerisinde iletişim politikasını çok konuştuk sizinle. Özellikle terminale mesela döndüğümüzde dönem işte merkez toplantıları öncesi artık beklentilerde çok bir ayrışma olmadığını görüyoruz. Dediğiniz gibi piyasada işte mesela Merkez Bankası eğer indirimlere de giderse yine de para politikasının sıkı kalacağı mesajını veriyor. Yine Merkez Bankası başkan yardımcılarına da mikrofon uzatılıyor. Örneğin Cevdet Hoca gibi değerli isimlerden Merkez Bankası politikası ve makroekonomiye ilişkin önemli sinyaller okuyabiliriz. Bu anlamda iletişim politikasını artık Merkez Bankası daha iyi kullanıyor demek doğru olur mu hocam? Ne dersiniz? Az önce proaktif reaktif Merkez Bankası dediniz ya, bu anlamda da iletişim politikasını da daha proaktif artık kullanıyor Merkez diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Kesinlikle diyebiliriz. Yani bu konuda çok net bir görünüm var son bir yıldır, son 15 aydır belki diyebiliriz. Yani hem başkan yardımcılarının daha fazla bu iletişim kanalına katılması, enflasyon raporu toplantılarında görüyoruz. Artı müferit olarak da görmeye başladık. Umarım devam eder bu. Çünkü önemli bu iletişimi korumak. Merkez Bankası'nın özellikle geçmişte de bu araştırma birimi çok güçlüdür. Çok değerli araştırmacılar var orada ve çok iyi çalışmalar yapılıyor Türkiye ekonomisinin güncel gidişatına ilişkin. Bunlar zaten enflasyon raporunda böyle kısa özetler olarak paylaşılır. Bir ara azalmıştı bu ama şimdi tekrar artmaya başladı o kutucuklar. Bu biraz önce bahsettiğimize benzer analizler. Bizler için de çok değerli oluyor. Yani bu daha doğru yorum yapmak veya yorumları belli verilere dayandırmak açısından da. Çünkü Merkez Bankası'daki veri seti yani normalde araştırmacıların hemen ve çok daha kolay sahip olamayacağı cinsten de veriler. Bu anlamda güçlü bir araştırma biriminin bu tür çalışmaları başta profesyonel piyasa katılımcıları olmak üzere genel toplumun beklentilerini yönetmekte iyi bir iletişim kanalı kuruyor. O açıdan kesinlikle bu iletişimin güçlenmeye başladığını, Merkez Bankası'nın bu anlamda daha başarılı bir sınav veya süreç içinde olduğunu söyleyebiliriz. Umarım devam da eder. Aynı durumu OVP'de, yani maliye politikasını daha çok izleyeceğimiz ya da genel ekonomik performansı izleyeceğimiz kanalda da görebiliriz diye, görmeliyiz diye düşünüyorum. Daha somut rakamlara dayalı ve gidişatı izleyebileceğimiz, belki OVP'nin böyle 3 ayda bir enflasyon raporları gibi izlendiği, bu iletişim kanalının politikalar ve sonuçları konusunda güçlendiği bir yapı herkes için daha pozitif sonuçlar doğurabilir gibi geliyor. Ben de tam size orta vadeli programdan beklentilerinizi soracaktım aslında hocam. Tam o soruya doğru geçiyordum ama isterseniz kısa bir reklam arası verelim, ardından detaylandıralım. Bloomberg HT'de ilk söz programı devam ediyor. İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu hocamızla sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Siz de söylediniz hocam, artık orta vadeli programa geri sayıyoruz. Şimdi bugün Ekonomi Gazetesi'nin mesela manşetine baktığımızda onlar orta vadeli programa ilişkin ihracatçının beklentilerini ortaya koymuşlar. Diyorlar ki bas senaryoda yıl sonu ihracatın 274 milyar dolarla orta vadeli program hedefini aşacağı yönünde 2024 yılı başında sektörde beklentiler oluşmuş.
düştü. İyimser senaryo 290, kötümser senaryo 255 milyar dolar olarak belirlenmişti. Yılın ilk 6 ayında ihracat 125 milyar dolarda kaldı ve 267 milyar dolar olarak tahmin edilen orta vadeli programdaki hedefin tutmayacağı endişesine yol açtı. Haziran itibariyle yıllıklandırılmış seviye 258 milyar dolar olunca da ihracat cephesinde kötümser senaryoyla yılı kapatacağız inancı biraz daha güçlenmiş. Peki ihracatçı ne bekliyor dediğimizde dövizle enflasyon arasındaki makas 5 puanı aşmamalı. Yerli üretimi bulunmayan girdide vergi yükü hafifletilmeli. Enerji maliyetleri rekabetçi seviyede tutulmalı ve finansman koşulları iyileştirilmeli şeklinde görüşler verilmiş. Yine bugün Bloomberg Business Week Türkiye'ye baktığımızda ortada neler var deyince orada da orta vadeli program beklentilerinde Olcay Büyüktaş'ın yazısı var. Hem emekçi tarafın beklentileri hem de özel sektör beklentilerini ele almış. İş dünyasının beklentileri tarafında vergi düzeninde adalet, finansmana kolay erişim, kalıcı düşük enflasyon dönemine ivedilikle ulaşılması yönünde beklentiler var. Emek dünyası tarafında da sosyal diyaloğun işletilmesi, gelirde ve vergide adaleti sağlayacak adımlar atılması yönünde talepler söz konusu denmiş. Şimdi orta vadeli programdan siz de akademisyen gözüyle neler beklersiniz hocam? Ne tip revizyonlar görebiliriz ve az önce aktardığımız beklentilerin ne kadarı karşılanabilir sizce? Teşekkürler. Ben biraz önce cümleye başladıktan sonra herhalde dedim gelmekte olan bir soruya girdim başladım. Bazen öyle oluyor artık bu programda böyle çok herhalde. Çok uzun yıllardır birlikte yayın yapıyoruz evet. Hocam. O yüzden biliyorum kabaca nereye gidiyorsunuz. Siz de benim ne soracağımı kabaca biliyorsunuz. O yüzden evet. Çok daha güzel oluyor böyle yayın. Güzel oldu. Evet yani onu ben cümleye başladığımda hissettim biraz hızlı başladım diye ama evet çok yaklaşıyor. Belki haftaya galiba 30 Ağustos Cuma günü yayınımız olmayacak diye biliyorum. Öbür hafta herhalde OVP'yi detaylı konuştuğumuz yani iki hafta sonra Eylül'ün ilk haftası gelebilir gibi bir sinyal vardı. Bilmiyorum değişti mi ama belki de direkt verileri konuşacağız. Geçen yılki OVP'de aslında daha önceki yıllardan daha farklı ve pozitif bir tablo görmüştük. Belki en azından son birkaç yıla göre karşılaştırdığımızda. Bir takvimlendirme ortaya çıkması ve hani 3 ayda bir hangi alanda ne olacak? İşte kamu maliyesi, eğitim, sağlık işte gibi ya da işte hizmet sektörleri gibi bir takım yasal düzenlemeler ne adımlar atılacak, atılmayacak gibi. Bunlar bence olumlu bir çerçeve çizdi izlenebilirlik açısından. Çünkü her çeyrek için bir takım beklenti yaratılmıştı ama şunun olması bence biraz önce de onu vurgulamaya çalıştım. Eğer yani böyle 3 aylık takvimler veriliyorsa ki verilmeli bence. O zaman o 3 ayın sonunda da ne dendi, ne yapıldı, neredeyiz? Aynen enflasyon raporlarında olduğu gibi bir değerlendirme yapılması. Hem OVP'yi daha dikkatleri üzerine toplaması ve izlenmesi açısından da daha pozitif bir noktaya getirebilir. Bunu ben her sene düşündüğümü paylaşıyorum ama bugüne kadar olmadı. Belki olur, umarım olur bundan sonra. Birincisi bu. İkincisi elbette yani bu süreçte farklı sektörlerle, farklı kanallarla iletişim kurulması olumlu. Belki daha fazla da kurulmalıydı. Ve bunların da bir şekilde tabii her sektörün, her birimin, her ekonominin farklı kesiminin görüşlerini olduğu gibi almak mümkün değil. Bir optimizasyon yapmak ve bunların ahenkli bir şekilde ve genel hedefler doğrultusunda dahil olmasını sağlamak gerekiyor. Ama önceliklendirme yapmak bence tabii burada önemli olacaktır. Yapılacağını umuyorum, düşünüyorum. Bu anlamda sanayinin yani performansa baktığımızda hizmet tarafı, sanayi tarafı sanayinin beklentilere göre işte ihracatta da görüyoruz. Sanayinin büyümesinin, ekonominin büyümesine göre çok daha düşük kalmasında da görüyoruz. Sanayicinin, ihracatçının talepleri bence burada bir tık öne alınmalı. Çünkü Türkiye ekonomisinin çok önemli bir kesimini oluşturuyor. Bu anlamda ülkenin rekabeti ve geleceği açısından bu son derece önemli. Bugün işte Ekonomi Gazetesi'nde başlığa çıkan talepler, onlar ya da başkaları bir şekilde devrede olmalı diye düşünüyorum. Artı tabii bir de şu var, böyle daha soyut olarak hedeflerden ziyade ki bir kısmı öyle kalıyor, daha somut ve rakamsal hedeflerin konması. Bir de bu önemli, yani mikro bazda hedef
ve bunların yıl içinde izlenmesi bence önemli. Makro büyüklüğü kadar bu programların mikro büyüklüğü de önemli. Çünkü makro hedef olarak kaldığı zaman kaybolabiliyor, uçabiliyor, unutulabiliyor. O dönemde konuşuluyor. Ama mikro hedef A sektöründe Aralık sonunda şu kanun çıkarılacak. Ya da A sektörünün ekonomik performansı şuraya gelmesi öngörülüyor. İşte şu oranda büyümesi ya da oradaki enflasyon oranının düşürülmesi gibi. Yani bu tür somut hedefler olması ya da işte yüksek teknolojide payın arttırılmasını her sene konuşuyoruz ama hangi sektör ne kadar katkı verecek, nereden bekliyoruz, niye bekliyoruz, bu soruların yanıtının verilmesi önemli. Ben bir de evet kamuoyuyla paylaşılırken bu tür raporlarda teknik detaya çok girilmemeli. Ama bu tür raporların bir appendix sonunda ek bölümlerinde yapılan tahminlerin hangi modellerle yapıldığı, hangi varsayımlarla yapıldığı, çünkü makro veriler de işsizlik bu olacak, cari açık bu olacak, enflasyon bu olacak gibi o modelleri de, o varsayımları da görmek, hangi teknik modelle yapıldığını bilmek en azından işin içinde olanların doğru değerlendirmesi açısından daha iyi olur. Türkiye'nin program geleneğinde daha önce işte 5 yıllık kalkınma planları, DPT'nin hazırladığı planlarda bunlar vardı ve bizim yorumlamamız açısından da daha doğru bir yönlendirme sağlıyordu. Şu anda OVP'yi biz plan olarak ön tarafta konuşuyoruz. Bu anlamda bunun eklenmesi doğru olur diye düşünüyorum. Son söyleyeceğim de şu, biz mesela 5 yıllık planlar varken 10 yıllık kalkınma planları vardı. Bu 3 yıllık hani orta vadeli programlara 5 yıllık sektörel planlar da eklemeliyiz. Bir kısmı var ama tarım gibi, sanayi gibi bizim çok ciddi yapısal dönüşüm için farklı, daha detaylı planlara ihtiyacımız var. Birbiriyle organik bağ içinde olmuş olan, eklemlenmiş sektörel planlarla giden orta vadeli programlara da ihtiyacımız olduğu kanaatindeyim bu çerçevede. Hani bir akademisyen olarak, bir ekonomist olarak baktığım zaman son olarak dediğim gibi tüm sektörlerin taleplerinden mutlaka yansıma olmalı. Hepsi dikkate alınmalı. Ama önceliklendirme de yapılmalı kanaatindeyim. Çünkü ekonomide kaynaklar kıt, istekler sınırsız. Orada bir optimizasyona ihtiyaç var. Toplumun refahını arttırmaya yönelik ve orta vadede o refahı sürdürülebilir kılmaya yönelik adımlar atmaya ihtiyaç var. O açıdan bizim bir önceliklendirme konusunda sanayi tarafında bir süredir geri plana düşen önceliklendirmenin daha fazla öne çıkması gerektiği kanaatindeyim ben de dışarıdan bakan birisi olarak. Evet, ekonomide aynı zamanda varsayımlarda herkesin rasyonel olacağı gibi bir cümle de var hocam. Bilemiyorum tabii, orada ayrıca konuşmak gerekebilir. İzleyicilerimizden bir tanesinden de bu arada bir mesaj var sosyal medyada. İşte önemli olan tabii tüm paydaşları ikna etmek enflasyonun düşeceğine. İsmail Berber diyor ki günaydın Erhan Hoca'ya selam. Çarşı pazarda 100 liranın altında ürün yok. İncir 150 lira, balık 250 lira. Asgari ücretli emekli hülasa dar gelirlinin alım gücü sürekli olarak düşüyor. Ama sorsan enflasyon düşüyor demiş izleyicimiz. Bunu da aktarmış olalım. İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Erhan Hasanoğlu. Hocam çok teşekkür ederiz yayına, çok değerli katkılarınız için. Ve biz Erhan hocamızla sohbet ederken bakalım küresel piyasalarda para nasıl el değiştirdi? Onun da detaylarını Bloomberg HT Asya temsilcisi Sadi Kaymaz Pekin'de takip etti. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Ve devam ediyoruz küresel piyasalarla. Bir yandan karma piyasalar demiştik seninle. Diğer yanda Jackson Hole Sempozyumu bekleniyor demiştik Sadi. Neler var notlarında bizim için? Son buluşmamızdan bu yana toparlanan piyasalar var mı veya eksile geçenler var mı? Zeynep, tekrar merhaba. Hemen eksiye geçenler ya da artı durumlar nasıl dedin? Hemen ona bir cevap vereyim. Nikkei 225 şu an %0.5 civarında. Yukarıda Şangay ve Shenzhen öyle seansına doğru toparlamışlardı. Yeşil alana geçmişlerdi ama tabii
Şu an için sanki biraz zorlanacaklar gibiler. Çünkü tekrar öğleden sonra seansının başlamasıyla hafif satışlar görüyorlar. Yatağa yaklaşmış durumdalar ama Hong Kong'da sabah saatlerinde Zenit %1'e yaklaşan düşüşler vardı. Onlar şu anda kayıplarını %0,2'nin altına daralttılar. Dolayısıyla iyiye doğru bir gidişat var ama hala karışık ve satış baskısının olduğu bir gün değil. Ama tabii gözler Zenit Japonya'da iki sebepten dolayı, bir tanesi enflasyon, bir tanesi UE'da konuşuyor. Tabii az önceki yayında enflasyona girmemiştim çünkü tablo biraz karışık. Şu açıdan karışık Zeynep. Çekirdek enflasyona baktığımızda bir çekirdek var biliyorsun. Bir çekirdek var. Çekirdekte taze gıdayı arındırıyorlar ama orada tabii asıl önemli olan burcun takip ettiği kalem. Oraya baktığımızda %2,7'ye tırnak içerisinde özellikle vurgulamak isterim, hızlandı Zeynep. Üst üste 2 ay oldu hızlanıyor. Beklentilerin de bir tık üzerinde geldi. Dolayısıyla bu kaleme bakarsak Japonya'da enflasyon sanki böyle tekrar canlanmaya başladı. Ama diğer taraftan enerji fiyatlarını da denklemden çıkarttığımız zaman, fonksiyonu yeniden yazdığımız zaman orada bu defa %2'nin altına düşen, üstelik de 2022 yılından bu yana ilk kez %2'nin altına düşen, %1,9'a düşen bir çekirdek enflasyon görüyoruz. Dolayısıyla şunu çıkartmak lazım, böyle teknik tabirleri çıkartarak enerjiden ve de gıdadan arındırdığımız zaman aslında Japonya'da yapısal enflasyon, tüketici enflasyonu zayıflıyor. Bu açıdan baktığımızda da sanki Boj'un istediği yönde devam ediyor. Tabii bu çok etkili olmadı Zeynep. Enflasyon çok etkili olmadı ama Ueda'nın sözleri piyasalar üzerinde, özellikle Japonya üzerinde çok, Japon yeni üzerinde çok etkili oldu. Ueda'nın özellikle bazı sözlerinin üzerinden %0,7 civarında değer kazandığı Japonya'nın, tabii sadece ne dedi diyeceksin. Yani ekranlarını yeni açanlar için tekrar etmekte fayda var. Ueda şunu diyor, tabii mealen şunu diyor Zeynep. Tekrar böyle cümlelerini burada tekrarlamak, çevirmek istemem ama biz faiz arttırım rotasında devam ediyoruz diyor. Fiyatlara bakıyoruz, aynı zamanda ekonomiye bakıyoruz, ekonomik büyümeye bakıyoruz diyor. Dolayısıyla faizleri arttırmaya devam edecekler Zeynep. Bu da görece biraz şahin algılandı. Buradan hiçbir taviz vermedi. Sadece şunu söyledi. Evet, piyasalar hala tam olarak stabilize olmadı. Biz burada piyasaları da gözetliyoruz dedi. Buradan şunu anlamak lazım. Faiz arttırmaya devam edecekler ama faiz arttırmakta belki çok aceleci olmayacaklar. Bir gözleri de piyasalarda olacaklar ama tabii bizim bu anlattıklarımız bir yana piyasanın nasıl algıladığı önemli Zeynep. Ueda'nın özellikle biz faizleri arttırmaya devam edeceğiz demesinin ardından Japonya'nın da değerlenme yönünde çok belirgin bir hareket vardı. Şahin algılandı demek bu açıdan olayı daha net özetler diyeyim. Sözü tekrar sana bırakayım. Bloomberg HT Asya temsilcisi Sadık Aymaz, çok teşekkürler aktardığın tüm haber başlıkları için. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu. Bloomberg.com'dan çıkan başlıkları aktararak devam ediyoruz. Yassı çelik ithalatı azaltılsa ticaret açığı %10 geriler şeklinde haber var. Türkiye'de çelik ithalatında artış eğiliminin sürdüğü ve bunun vahim sonuçlar doğurduğuna dikkat çeken Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan katıldığı Bloomberg.com yayınında özellikle yassı çelik ithalatının azaltılmasının ülkenin dış ticaret açığını %10 düşüreceğini söyledi. Ve bir diğer başlıkta yurt dışına gidelim. Apple iCloud aboneliklerine zam yaptı demişler. İlk olarak 2011 yılında tanıtılan bulut depolama servisi iCloud Plus için Apple Türkiye %100'e varan bir zam yaptı. Zam sonrası en düşük paketin fiyatı 12 lira 99 kuruştan 24 lira 99 kuruşa çıktı. Bu servis hizmetiyle fotoğraflar, videolar, notlar daha güvende kalıyor ve otomatik olarak yedekleniyor. Apple'ın bir önceki iCloud Plus zammı geçtiğimiz yılın Haziran ayında gelmiş ve o dönemde de fiyatlar %100 artmıştı diyor. Hande Berktan'ın kaleminden haberin detaylarını BloombergHT.com'da okuyabilirsiniz. Ve son bir başlığımızın da detaylarını vererek ilk söz programını noktalayacağız. Yüksek girdi maliyetleri nedeniyle fiyat tutturmakta zorlanan ve ihracatın yanı sıra iç pazarda da satışları daralmaya başlayan hazır giyim ve ayakkabı üreticileriyle markalar çözüm önerilerini paylaşmak için dün bir araya geldiler ve ortak bir basın toplantısı yaptılar. Aynı zamanda yine Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı ve Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Başkanı da Bloomberg HT mikrofonuna konuştu. Buradan öne çıkan mesajları ekranlarınıza getirerek bugün
gününün ilk söz programını noktalayacağız. Yayınımızı sabah raporuna devredeceğiz. 9.45'te piyasa masasında Burcu Kıratlı ile beraber ekranınızda ve radyonuzda olacağız. Tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Üç önemli derneğin yönetim kurulu başkanıyla yılın geri kalanını değerlendireceğiz. Ramazan Bey efendim sizinle başlayalım. Öncelikle şimdi orta vadeli programdan beklentiniz nasıl? Orta vadeli programdan beklentimiz nasıl diye sorarsanız zaten şu an içinde bulunduğumuz durum bu programın getirdiği bir takım sıkıntıları yaşıyoruz. Tabii ki bu bir hem mali disiplin hem enflasyon açısından bir değerlendirme yaptığımız zaman enflasyonu düşürme açısından iyi bir yöntem olduğunu düşünsek de bugün için üretimdeki kayıplarımız, istihdam çıkışlarımız, bir takım yaşanan sıkıntılara baktığımız zaman önümüzdeki devam edeceğini düşünüyoruz. Şu an önümüzdeki dönem orta vadeli programda ne gibi konuları tekrar işleyeceğiz açıkçası biz bunu bekliyoruz. Yılın sonundaki asgari ücret artışı, enflasyonun ya da kurdaki dengesizlik ne kadar devam edecek bu öngörülerle bir öngörüsüzlük içindeyiz. Bu yılı kapatırken verilere baktığımız zaman ciddi kayıplarla karşı karşıyayız. Burada hem hükümetimize ve devletimize verdiğimiz mesaj sanayici ve üretici olarak bir takım karsızlıklarla beraber bu sürdürülebilirliği çok sağlayacak durumda pozisyonda değiliz. Sesimize duymalarını istiyoruz. Sinan Bey siz neler söyleyeceksiniz? Üretimi ve reel sektörü biraz öncelikleyen adımlar atılmalı diye düşünüyoruz. Çünkü orta vadeli plan evet enflasyonun bir an önce talebin kısılmasını yönelik bazı tedbirleri aldı. Ancak şunu da gördük ki talebi düşürelim diyoruz ama bizim bir de maliyet enflasyonumuz var. Bu maliyet enflasyonunu ortaya çıkaran unsurları da ancak devletin koymuş olduğu vergilerde makul bir düzeye çekilerek düzenlenebilecek bir durum. O sebeple biz ne kadar yeni üründe çıkarsak, rekabetçi fiyat da koysak, maliyet yapımız başlarken 3-0 yenik başlıyoruz. İşçiliğimiz rakiplerimize göre 3 kat pahalı, yabancı ülkelere göre 3 kat pahalı. Ham madde maliyetimiz yine rakiplerimize göre 2,5 kat pahalı. Dolayısıyla reel sektörde bu girdi maliyetleri konusunda bazı düzenlemelerin yapılmasının şart olduğunu dile getirdik bugünkü toplantıda. Berke Bey siz neler söyleyeceksiniz? Ben de bir önceki başkanlarımın görüşlerine katılmakla birlikte özellikle yılın geri kalan kısmında döviz kurunun yatay seyretmesi, asgari ücrete gelecek yıl sonundaki bir artışın ayakkabı sektörünü özellikle rekabetten kopmuş durumda olan ayakkabı sektörünü daha da fazla rekabetin dışına atma tehlikesi olduğunu, bunun da önlenebilmesi için özellikle girdi ham madde, yarım ham fiyatlarımızdaki çok yüksek oranlı korumaların tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Korumaya karşı değiliz, sektörlerin belli oranlarda korunmasından yanayız ancak bunun bir ölçüsü olduğunu düşünüyoruz. %100'ün üzerinde, %150'lere varan ham madde, kumaş, suni deri gibi malzemelerdeki koruma tedbirlerinin ana sanayiye çok ciddi anlamda zarar verdiğini düşünüyorum ki burada esas olan ana sanayidir. Ana sanayi yaşayabilirse, ana sanayi güçlenirse, ihracat yaparsa yan sanayi de onu takip eder. Ama ana sanayimiz eğer sıkıntıya girerse hep beraber yan sanayimizle birlikte hepimiz sıkıntıya gireriz. İkinci konuda iş piyasada özellikle ciddi anlamda pazar kaybediyoruz. Burada da sahte ve taklit üretimler çok yoğun bir sahte ve kayıt dışı üretimler çok yoğun bir seviyeye gelmiş durumda. Yıllık 200 milyon çiftlere varan bir sahte ayakkabıdan bahsediyoruz şu anda. Bunun da bir an önce çözümlenmesi gerekiyor. Çok ciddi bir haksız rekabete yol açıyor. Şimdi üç başkan olarak da kura özellikle önem verdiniz. Ramazan Bey kurla devam edelim. Kur beklentiniz nasıl? Bizim kur beklentimiz en azından enflasyon neticesinde kurun artması. Enflasyon neticesinde paralelinde devam etmesi. Eğer kur enflasyonun çok altında kaldığı zaman maliyetlerimiz artıyor. Maliyetlerimiz arttığı zaman da üretemiyoruz ve satamıyoruz. Bu konuda çok altını çizerek söylüyorum, kurun enflasyon derecesinde artmasını bekliyoruz. Mali politikalarda hükümetin kuru belirli bir noktaya kadar baskılayacağını öngörüyoruz şu an için. Bu noktada da ihracatçıya başka bir yönden nasıl destek olunabilir, dünya pazarlarında rekabet edilebilir, bunun için bir takım önlemlerin alınması gerekiyor. Kur bu kadar çok konuşulmasına rağmen herhangi bir hareket sağlamıyor yukarı doğru. Tabii bunun götürü tarafı da var ama ihracatçı da çok artık bunalmış durumda. O yüzden ihracatçıya artık ne tür bir telafi desteği verilecek ki rakipleriyle rekabet edebilsin yoksa tamamen
bu pazarlarını özellikle hazır giyim ve ayakkabı kaybedecek ve bir daha kazanabilmesi de çok zor olacak gibi görünüyor. Evet, aynı aşağı yukarı görüşlerimiz. Enflasyonla paralel artmayan kurun özellikle emek yoğun sektörlere çok ciddi bir dezavantaj yarattığını ifade etmemiz lazım. 30 dolara sattığımız ayakkabıyı, ihraç ettiğimiz bir ayakkabıyı biz şu anda 40 dolara satmaya çalışıyoruz. Uluslararası pazarlardaki müşterilerimiz, orada da bir enflasyon ortamı var. %7, %8, %10 maksimum. Yani 32-33 dolarlık farkları kabul ediyorlar ama 40 doları kimseye anlatamıyorsunuz. Dolayısıyla bu durumun ortadan kalkması için kurun bir günde tabii ki belli bir noktaya gelmesi mümkün değil şu aşamada. Enflasyonla paralel bir şekilde gelmesi gereken seviyeye ulaşması gerektiğini, bu süreye kadar ki geçen zaman içerisinde de biraz önce bahsetmiş olduğumuz gerek ham madde ve girdilerimizdeki fiyatların indirilmesi, ki bu bize en azından bir %25'lik fiyat avantajı sağlayacaktır. Diğer konuda iç piyasadaki sahte taklit ve kayıt dışı üretimin bitirilmesi de iç piyasadaki üreticilerimize en azından nefes aldıracaktır. Şimdi Ramazan Bey, enflasyon muhasebesinin geçici vergi döneminde uygulanıyor olması ve ek vergi yaratması eleştirileri son dönemde iş dünyası tarafından çokça dillendiriliyor. Sizin bu konuya bakış açınız nasıl? Son zamanlarda zaten en büyük sıkıntımız karsızlık, para kazanamamamız. Bu durumdayken tekrar bu vergilerin artırılması, vergilerinden gözden geçirmesi açıkçası bizim açımızdan çok da pozitif değil. Aksine negatif bir etki ediyor bize. Sermayenin sınırlı olduğunu düşünürsek, şu an finansa erişim ve finansın çok pahalı olduğundan dolayı bu oluşacak olan vergileri bu sanayinin ve üretimin ödeme şansı bugün için bence yok. Siz neler söyleyeceksiniz Sinan Bey? Bizde tabii ki olumsuz bir etki yaratıyor. Bazı firmalarımıza avantaj yaratıyor mu ama en temel şikayet noktası, ben satmadığım bir ürünün, gerçekleşmemiş bir gelirin vergisini veremem diyor. Neden vereyim demiyor, veremem diyor. Yok diyor çünkü, zaten kredi kullanıyorum diyor. O bakımdan burada çok ciddi bir düzeltme yapılması gerekiyor. Çünkü bu firmaları, bazı firmaları, o pozisyonda yakalanan firmaları çok ciddi sıkıntıya sokacakmış gibi görünüyor. Aynı şekilde yani biz zaten 1,5 yıla yakın bir süredir ciddi anlamda savunma yapan bir sektörüz. Fabrikalarımız küçülüyor, istihdamımızı kaybediyoruz, bazı fabrikalarımız kapanıyor. Bu ortamda yeni vergilerin gelmesi, kayıtlı üreticilerin üzerine yeni yüklerin bindirilmesini doğru bulmuyoruz. Bir kaynak ihtiyacı varsa ki devletimizin bir kaynak ihtiyacı var, bunu da görüyoruz. O zaman kayıt dışı üretim, kayıt dışı satış, kayıt dışı marka üretimi yapan firmaların üzerine gidilerek bunların kayıt altına alınmasının daha doğru bir yöntem olduğunu düşünüyoruz ve bu uygulamanın tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz biz de.